EOS son zamanların önemli ve çok konuşulan coinlerinden bir tanesi biliyorsunuz. Bu videoda sizinle EOS'u enine boyuna incelemek istiyorum dostlar. Kimdir, nedir, ne işe yarar, neler vaat ediyor ve tabii ki de para kazandırma ihtimali olabilir mi, var mı? Bu arada bu videoya başlamadan önce bonus bir bilgi vereyim size. EOS alanlara veya elinde tutanlara bu aralar çok güzel airdrop fırsatları var. Biliyorsunuz airdrop demek eşittir bedava para demek. Bunları da konuşacağız. Teşekkür etmek isterseniz de videoyu beğenmeyi ve fikirlerinizi paylaşmayı lütfen unutmayın dostlar aşağıda. Bir de CoinTürk'ten her hafta çekilişle şanslı 3 kişiye hediye çeki veriyorum biliyorsunuz. Bu hafta birazcık böyle bir değişiklik yapacağım konsepte. Hediye çeklerini bu videoya, çarşamba ve cuma günü yayınlayacağım videoya yorum yapanlar arasından seçeceğim dostlar. Yani videolarıma ne kadar çok yorum yapıp fikirlerinizi paylaşırsanız hem o kadar etkileşime geçeriz hem de o kadar kazanma şansı yakalarsınız. Hadi arkanıza yaslanın, şimdi EOS'u derinlemesine konuşmaya başlayalım. Soru 1. EOS nedir? Ne işe yarar? Niye bu kadar çok konuşuluyor abi bu aralar diye sorarsanız, EOS 2017'de lansmanı yapılan Ethereum'a benzer şekilde güvenli ve sorunsuz binlerce hatta milyonlarca diyor da işlemi yapabilecek bir merkezi olmayan uygulama platformu. İşte bulut depolama, kullanıcı etkilendirme ve sunucu barındırma gibi böyle web odağındaki işler için tam takım bir çözüm sunmak istiyor dostlar. EOS kurucularından Dan Lermier de aynı zamanda Steemit'in kurucusu. Ripple'ın kurucusuyla Stellar Lumens'in kurucusunun aynı olması gibi bu geldi benim aklıma. Bu arada Steam'e ben henüz girmedim ama şunu söyleyebilirim hakkında yeri gelmişken. Şu an kripto paraları aktif olarak kullanan sanırım yegane işlerden bir tanesi kendisi. EOS'tan devam edelim, konumuz bu. EOS yazılımcılara kullanıcı etkilendirme üzerine hazır ve full sistem bir çözüm sunacak. Bunu istiyor. Kullanıcı hesapları, farklı yetki düzeyleri, hesaplar arası veri tabanı paylaşımı, lokalde yani bilgisayarda barındırılan dosyalara bile güvenlik çözümü sağlama gibi özellikleri olacak. Şu an piyasada 896 milyon EOS coin'i var. Toplam miktar 9 milyon, ulaşabileceği maksimum rakamsa 1 milyar. Ethereum'la böyle çok kabaca kıyaslamak gerekirse, Ethereum'da kullanıcılar her işlem için işlem ücreti ödemek zorunda biliyorsunuz. Fakat EOS'ta elinizde EOS token yani artık coin olduğunda işlem ücreti ödemeyeceksiniz. EOS'ta merkezi olmayan uygulama yazmak istediğinizde akıllı sözleşme kullanmanıza gerek kalmadan EOS ekosistemine dahil olabileceksiniz. Böyle bir fırsatı var. Yani para ödemeyeceksiniz aslında. Ne uygulama yazmak ne de bunu dağıtmak, işte farklı merkezi olmayan uygulamalarla etkileşime geçmek için, uygulamanızı geçirmek için para ödeyebileceksiniz. Böyle bir şey olmayacak. Ayrıca EOS ekibi EOS'un saniyede milyonlarca işlem yapma yeteneğine sahip olduğunu söylüyor dostlar. Sanırım bundandır ki ben bu video için yoğun bir araştırma sürecine girmiştim. O ara şu gözüme çarptı. Ethereum'un kurucusu Vitalik bir açıklama yapmış. Omisego'nun soru cevap etkinliğinde diyor ki çeşitli çözümlerle Ethereum saniyede 1 milyon potansiyel olarak da 100 milyondan fazla işlem gerçekleştirebilir diyor dostlar. Sanırım bu da son günlerde çok konuşulan, öne çıkan EOS'a bir cevap niteliğinde olabilir. Kim bilir, bilemiyoruz tabi. Hız kesmeden devam edelim dostlar. EOS bu arada kripto para projesiyle ortaya çıkıp sanırım en çok fonlama alan proje güne kadar tam 4 milyar dolar topladılar. 4 milyar dile kolay söylerken çok kolay geliyor ama çok iyi para neticede. Siz niye bir projeye yatırım yaparsınız? Gelecek gördüğünüz için. Muhtemelen yatırımcıları da bunda gelecek gördüler. Devam edelim. EOS bu arada blockchain'in belki de en büyük problemi olan ölçeklendirmeye yüksek ölçeklendirme sunarak çare olacak. Hani ölçeklendirme ne demek? Bunu söylediğimiz zaman kafada muhtemelen hiçbir şey uyanmıyor. Benim en azından öyleydi önceden. Bu yüzden birazcık açıklamak istiyorum bunu. Şimdi sisteminizi normalde 1000 kişi kullanırken bir anda bir şeyler oldu. Yüz binlerce kişi uygulamanızı kullanmaya başladı. İşte sisteminizi çok kısa sürede bu talebe cevap verecek şekilde esnetmenize ve sorunsuz bir şekilde kullanım sağlayarak devam edebilmenize yüksek ölçeklendirme deniyor. Hatırlayın, birkaç ay önce E-Devlet üzerinde soy ağacımızı çıkarmaya çalışmıştık hatırlarsınız ve çoğumuz çıkaramadı yoğun talepten dolayı. Saatlerce hatta günlerce demiştik. Gerçi ben ayıptır söylemesi hemen erkenden öğrendim. İlk soy ağacına bakanlardan oldum ama İşte bu düşük ölçeklendirmeden kaynaklanan bir sorundu. Peki coin'den bağımsız şekilde blockchain neden ölçeklendirme sorunu yaşıyor dersek de bunun cevabı ağdaki her nodun bir işbirliği, bir konsensus içinde olması gerektiği için. EOS da diyor ki bende DPoS diye bir teknoloji var abi. Yani bende bu var, dağıtılmış
POS kullanıyorum. Milyonlarca işlemi saniyeler içerisinde yapabiliyorum diyor. Gelecekte bütün dünya çok daha fazla birbirine bağlı olacağı için ölçeklendirme çok daha hayati olacak. Çok önemli olacak. Bunu iyi yapabilen coinler, projeler hayatta kalacak bence. Peki biraz da EOS'un eksikliklerini konuşalım. Şimdi şu tabloya lütfen göz atalım dostlar. Bu Lamden benim de geçmişte yatırım yaptığım bir proje kendisi. Mesela ona göre EOS'ta dahili developer tool'lar yok. Bu bir. Atomic Swap yok ki bu anlık coinler arası değiş tokuşu sağlayan teknoloji dostlar. Binance'ın, Bitfinex'in de açacağı merkezi olmayan borsaların muhtemelen geleceği olacak. Önemli bir şey. Ek olarak 2018'de para kazandıracak coinler diye bir videom vardı kanalımda, izlemediyseniz onu da izleyin. Olumsuz yönlerine rağmen EOS orada ismini vermesem de bir platform olup üzerinden yeni ICO'ların çıkacak da olmasından da dolayı o videoda para kazandıracak tanımına büyük ölçüde uyuyor dostlar. Yatırım tavsiyesi değil ama hani bunu da ekleyeyim arada. EOS'ta airdrop olayı nedir? Biz nasıl buradan para kazanabiliriz derseniz de açıklama bölümüne bir link ekledim. Oradan da takip edebilirsiniz. Alternatif olarak Google'da EOS airdrop gibi keywordleri yazarak son bir haftayı seçip bulabilirsiniz daha fazla detayı. Bazılarının zamanı geçmiş olabilir bu arada. Geçmeyenleri yakalayabilirsiniz. Hepsinin isteği farklı oluyor. Yani şu borsada tutun veya şuraya çekin gibi gibi. İkinci soruya geçelim dostlar. Bir merkezi olmayan ürün, platform veya uygulama sunuyor mu? Bunu konuşuyoruz zaten. Direkt platform sunuyorlar merkezi olmayan uygulama geliştiricileri için. Peki 3'e geçelim. Rakipleri kim? En büyük rakibini herhalde tahmin etmek çok zor değil. Ethereum. Sonrasında da neler geliyor? Çin'in Ethereum'u denen Neo geliyor. Akabinde de Kore'nin Ethereum'u denilen ICX. Peşi sırada Arc, Dragon Chain, Waves, Leaks, One Chain ve Lamden geliyor. 4'e geçelim. Ortakları var mı? Var. Vex yani Worldwide Asset Exchange kendi marketplace'ini özel blockchain kullanarak açmak için EOS'la anlaştı. Diğer ortaklar arasında da Banker ki amacı da merkezi olmayan likidite ağı kurmak, o var. EOS'un üzerinden çıkacak olan bu arada merkezi olmayan uygulamalar var. Bunlardan da ilerleyen videolarda bahsedeceğiz. Onları da ortak olarak sayabiliriz. Hemen 5. soruya geçelim. Hangi borsalarda var ve hangi cüzdanlarda kullanılabiliyor? Borsa tarafı çok geniş. Onları da sayayım size kabaca. Binance'da, Bitamp'da, Bitfinex'te, OKEX'te, Kraken'de, HitBTC'de, KuCoin'de alınıp satılabiliyor. EOS bazı başka ufak çaplı borsalarda da var. Cüzdan olarak şu an mainnet'e geçiş olduğu için grafiksel arayüzü olan bir cüzdanı henüz yok. Bu konu önümüzdeki günlerde veya haftalarda netlik kazanır, çok çok yüksek ihtimalle resmi bir cüzdan yayınlanır. Bunun için de EOS.io'yu mutlaka takip edin. 6. soruya geçelim. Yol haritaları nasıl? Neler yapacaklar? 2018'in 3. çeyreğinde yazılım, finans ve benzer departmanlarda ekipleri genişletmeyi planlıyorlar. Çünkü EOS'un asıl işi aslına bakarsanız şimdi başlıyor. Yani mainnet'ten sonra başlıyor. Çünkü artık insanlar faaliyet görmek istiyor dostlar. Faaliyet göreceğini düşünüyor. Bu arada yol haritalarına göre de mainnet'e geçişte verdikleri tarihte şaşma olmadan geçtiklerini söyleyebiliriz. Bu arada arkadaşlar yol haritasını kontrol etmek, yatırım yapmayı planladığınız coinler ve ICO'lar için çok önemli. Mutlaka bakın onlara. Bakalım projede verdikleri tarihlerde şaşmadan gidebiliyorlar mı? Onu görüyoruz. Çünkü hani anlıyoruz yani yol haritasından ne kadar çalışıyorlar, çalışmıyorlar. 2018'in son çeyreğinde EOS Blockchain Ekonomik Araştırma Projesini hayata geçirecekler. Bunun dışında da çok böyle müthiş öne çıkan bir şeyler yok yol haritalarında. 7. soruya geçelim. Pazar payları nasıl? CoinMarketCap'te 5. sıradalar ve market hacmi olarak da 13 milyar 583 milyon dolarla güzel gidiyorlar aslına bakarsanız. Onun hemen üstünde de 4. sırada çok da bir şey vaat etmeyen pumpçı Roger Ver'in Bitcoin Cash'i var 20 milyar dolarla. Bu arada bu 20 milyar dolar sizi yanıltmasın. Genelde ben şöyle bakıyorum olaya. Bitcoin zenginlerinin keşi pumplayarak daha fazla Bitcoin toplama amaçlı yarattığı bence bana kalırsa KOF değerler. Bana çok gerçekçi gelmiyor. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Bundan dolayı da ben hani 4. sıraya yerleşmesi için biraz daha atağa kalkmasının yeterli olacağını düşünüyorum dost için. Ve geldik son soruya. Gelecek vaat ediyor mu? Bu kritik bir soru. GitHub'larını sık sık güncelliyorlar ki bu çok önemli ve iyi bir şey. Vaat ettikleri şeyleri gerçekleştirebilirlerse geleceği tabii ki var. Hani Ethereum'u tahtından edebilir mi? Edebilir tabii ki. Ama net bir şey şu an söylemek zor. Bir de diğer önemli unsur ne? Vaatten artık iş yapmaya geçmesi lazım. Yani ben evde otururken müthiş şeyler yapacağım, onu tahtından edeceğim, bunu edeceğim diyebilirim. Dinleyenler inanabilir bir süre.
buna hani okey ben böyle yürüyebilirim ama sonrasında ne isterler benden? E madem Eren böyle diyorsun hadi yapsana derler. Hadi yap da görelim. Dolayısıyla şunu unutmayın. Bizler küçük yatırımcılar 2017'de ve 2018'de coinlerin, ICO'ların vaatlerini satın aldık. Bu yıllar bunun içindi. 2018'in sonuna doğru ve özellikle de 2019'da vaatlerini yerine getirmeye başlayanları yılı olacak. O yüzden bunu unutmayın. Bu videoda son dönemin en popüler coinlerinden olan EOS'u tüm yönleriyle ele almaya çalıştım. Teknik white paper'ını da bayağı inceledim ama çok böyle aşırı teknik bilgilerle sizleri boğmak istemedim. Bana teşekkür etmek isterseniz videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz dostlar. Bunu lütfen unutmayın. Bir de Patreon hesabımdan beni böyle çok minik rakamlarla bile olsa destekleyebilirsiniz. Linkleri her videonun altında açıklama bölümünde veriyorum dostlar. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Kripto Sözlük'ten selamlar. Görüşürüz.